Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Nihayeni ilan kılıcı hem de tavbalarını tuzgucu en büyük alametler başlanır. Hadislerde bana keltirildi ahir zaman alametleri iki kısım gibi bölündü. Katta alametler, küçük alametler. Kişilik alamatlar ham öz navbatida ikkiga bo'linadi. Bu qiyomat soatini yaqin qolganligini bildiradigan alamatlar hamda qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alamatlar. Inshaalloh qiyomat soatini boshlanishligini bildiradigan alamatlardan bugun o'qigan bo'lamiz. Qiyomat soatini kirganini bildiradigan alamatlardan bu kunni botishi va yer ostidan dabba hayvonni chiqishligi. Bularning qaysinisi birinchi bo'ladi degan savolga ulamolar har xil javob beradi. Lekin shubhasiz qaysinisi birinchi chiqishidan qat'iy nazar, ikkinchisi tezlik bilan orqasidan voqea bo'ladi. Ba'zi ulamolarning so'zlariga qaraganda, avval yerdan ana shu dabba chiqishligi birinchi bo'ladi. Astag'fir billah va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Qachon kofirlarning ustiga so'z azob tushganida, ya'ni qiyomat yaqinlashib qolganida, biz ular uchun yerdan bir jonivor chiqaramiz. U odamlarga bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lib qolganlar haqida so'zlar. Ya'ni Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda aytiladi, uning ismi Jassosa bo'ladi. Mana Dajjolning qissasini gaplashganimizda Tamim ibn Dari orolga borib, ana shu hayvonni ko'rganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib bergan. Juni qalin va nihoyatda uzun bo'ladi bu hayvon. Juni shunday bir qalin uzun bo'ladiki, bu hayvonni oldi qadayu orqasi qad ajratib bo'lmaydi. Lekin bu hayvonni boshqa hayvonlardan farqli joyi, u boshqa hayvonlarga o'xshab ota-onadan tug'ilmaydi. Ya'ni birdaniga yerdan chiqarilib yaratiladi. Bu xuddi Solih alayhissalomning tuyasiga o'xshaydi. Mana Solih alayhissalomning tuyasini otasi ham onasi yo'q, toshdan bir lahzada Alloh taolaning hukmi bilan yaralgandek, bu jassosa ham ota-onasi dunyoga keladi. Bu dabba Alloh taolaning mo'jizasidir. Alloh taolo unga insonlar bilan gaplashlik qudratini beradi. Odamlar bilan so'zlashadi. Odamlar esa uni so'zlarini tushunadi. Mana ba'zi bir sahih bo'lmagan rivoyatlarda keladi, dabba odamlarni xatm qiladi. Ya'ni xatm qiladi degani, dabba chiqqan davrda mo'min bo'lganlar mo'min deyiladi, undan keyin iymon keltirganlarning iymoni qabul qilinmaydi deyiladi. Ya'ni dabbani chiqishligi bo'ldi. Endi buni bu yog'iga iymon keltirdimi, tavba qildimi, birortasi qabul bo'lmaydi. Shu kungacha iymon keltirgan bo'lsa va mana shu iymoni bilan savobli amallarni qilgan bo'lsa, shu iymoniga insonga sifatlanadi. Sahihda Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Dabba chiqadi. Dabba degani hayvon degani. Va ularni xatm qiladi. So'ngra odamlar bir qancha vaqt yashaydilar. Bir necha avlod almashadi. Ya'ni dabba chiqib odamlarning mo'minini mo'min, kofirni kofir deb hukm qilib bo'lgandan keyin darro qiyomat bo'lib ketmaydi. Bir muddat odamlar yashaydi. Yana shu mana shu Iso alayhissalom zamonida yashab, mo'jizalarni ko'rib, keyin tirik qolib, yana kufrga qaytib ketganlar ustida dabba chiqib turib, kofirni kofir, mo'minini mo'min deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, ana shu davrlarda bir odam bir jonlovni sotib olsa, kimdan oldingiz buni desa, haligi dabba xatm qilgan odamlardan bittasini sotib oldim deydi. Ya'ni u keyingi avloddagi odamki sotib olgan odamni ana shu dabba xatm qilgan kishilardan ekanligini aytib o'tadi. Yana bir avlod yashaydi, Iso davridan keyingi vaqtni ko'rgan odam. Dabba chiqqandan keyin yoki kun mag'ribidan chiqqandan keyin tavba eshiklari yopiladi. Dabba chiqadimi? Qaytarib aytamiz. Kun mag'ribidan birinchi bo'lib chiqadimi? Vallohu a'lam. Lekin ikkalasi birin-ketin bo'ladigan narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltiriladi, aytadilar, kun o'zining botishidan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Odamlar kunni mashriqdan chiqishini kutib turgan paytlarida kun bir daniga mag'ribdan chiqib qoladi. Tong otib bu yerdan chiqishligini kutgan paytda kun bu yerdan chiqib ketadi.
va aksincha mashriqqa qarab botadi. Bu holat 3 kun davom etadi. 3 kun mag'ribdan kun chiqib, teskari bo'lib mag'ribga mashriqqa qarab botib boradi. 3 kun. 3 kun o'tgandan keyin yana asl holatga qaytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bu kun kishi agar iymon keltirib, iymonida savobli amallarni kasb qilib olmagan bo'lsa, kishining iymoni unga foyda bermaydigan kun. Shu kungacha iymon amal qilib qolding, qilib qolding. Shu kungacha iymonlimiding, iymon esa. Endi buni yo'g'iga tavbaga ham qabul bo'lmaydi, iymoni ham qabul bo'lmaydi. Ya'ni banda savobli amallarni qilib olmagan bo'lsa, uni asqatmaydi. Ikki holatda tavba qabul bo'lmaydi. O'lim kiydi kelib, g'arg'ara shu yerga tiqilgan paytda, ikkinchisi kun mag'ribdan chiqqan paytda. Mana aytdik, kun mag'ribidan chiqqandan keyin insonlar bir muddat yana yashashadi. Tavba ishiga yopilgan holatda. Shunda Alloh taolo shunday kunlarning birida insoniyatni yer yuzidagi hayot muddati tugaganligiga bir alomatlarini ko'rsata boshladi. Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Mana bugungi kun tugadi. Shom bo'ldi, keyingi kun kirdi. Endi insoniyat hayotini tugashligini tasavvur qiling. Alloh saqlasin, o'sha davrda yashayotgan odamlarning ahvoli nima bo'ladi? Ya'ni hayot tugadi, ertaga pulni ham kerak yo'q, ibodatni ham kerak yo'q, hamma qabrga kirib ketadi. Mana shu holatni tasavvur qiling. Bu hammamizning peshonamizda bor. O'lim soati peshonamizga kelganda qiyomatda kichkinasi boshlandi deb aytamiz. Pulingiz ham qoladi, moshinangiz ham qoladi, uyingiz ham qoladi. Belgi bo'ladigan oxirgi alomat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadan yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib Yamandan dunyo bo'lib tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham bu shabad albatta yetib boradi. Nimaga g'orgacha deyilyapti? Chunki g'or odatda tupik bo'lganligi uchun oxiri u shabadani chiqib ketadigan joy yo'qligidan havo kirmaydi u yerga. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qatar silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadan ish nimaydi? Bu ajib ish qilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi. Shu kuni yer yuzi inson bolasiga harom bo'ladi. Ya'ni mana shu kalima yo'llar borki, hayot davom etyapti. Yerda faqat kofirlar qoladi dedi Rasululloh. Yerda Alloh taolaning zikri to'xtaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yer yuzida Alloh deyilmay qo'ymagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni odamlar qoladi, birortasi Alloh demaydigan bo'lib qoladi. Qiyomat faqat mana shu holatdagina qoyim bo'ladi. Imom Muslimda keltiriladi, insonlar mana shunday holda turar ekanlar, Alloh taolo ularning ustlariga pokiza shabadan yuboradi. U odamlarning qo'ltiqlaridan o'tib, har bir mu'minning jonini oladi. Odamlarning yomonlarigina qoladi. Yerda fasod boshlanadi. Zino ko'chalarda oshkor bo'ladi. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu davrga borganda zino shunday avj oladiki, bir-birlariga xuddi eshak bir-biriga sakraganlik sakraydigan bo'ladi. Yo'lni ustida zino qiladigan bo'lib qoladi. Ana shu davrda dedi Rasululloh, ular ichidagi eng yaxshi odam kim bo'ladi desa, shu chekaroq o'tib olsanglar yaxshi bo'ladi degan odam ular ichidagi eng afzali bo'ladi dedi. Ya'ni bu gunoh buni qilmanglar emas, chekiga o'tib qilinglar shuni. Shuni gapirgan odam yaxshi odam bo'ladi dedi. Nauzubillah. Imom Buxoriyda keltiriladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, birin-ketin solih kishilar ketadi. Xuddi arpani yoki xurmoni chiqindilari chiqib ajrab qolgandek, odamlarning ablahlarigina qoladi. Alloh taolo ularni parvosiga olmaydi. Islom dedi Rasululloh, xuddi kiyimning rangi o'chib yo'q bo'lib ketgandek islom yo'q bo'lib ketadi. Namoz, roza, qurbonlik nimaligini odamlar bilmay qo'yadi. Qur'ondan birorta bir kalima qolmaydi. Ya'ni Qur'on bor paytda qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Qur'on yo'q bo'lib ketadi. O'sha davrda yashaydigan oqsoqollar qanaqa odamlar bo'ladi? Ya'ni iymon qabul qilsa ham qabul bo'lmaydigan davrda yashaydiganlar kim bo'ladi? Ana shu bir fojir fosiq bo'lgan kimsalarni oqsoqollar aytadiki, otalarimiz la ilaha illalloh derdi. Biz ham aytib qo'yamiz shuni. Deydida la ilaha illallohni aytib qo'yadi, lekin ma'nosini tushunmaydi. Demak, mushriklar ham Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida osmon yerni kim yaratgan desa Alloh deyishgan. Sizlarni kim tiriltirib o'ltiradi desa Alloh degan.
Rızkıları kim verir dese Allah'a da gel, lakin ibadetten onge şirk getirir. Yani şunun için onlar Allah'a da tanığa geldiği, onlar da mumun koymadı. Bu düşündük, hazır hükümde ya. Tırıltıradı, öldüradı, rızkımızı Allah'a verir deyip durur. Fakat Allah için kılınan işlerde, başkalarını yap, şerimle acilatı koyan olsaydık, biz hem şirk getirip uyan bulamayız. Bunu körünüşleri kör. Palanca affan atası yatıp koy soyadı. Palanca avluya yatıp takap çıkıp koy soyadı. Ve hakeza olur. Allah için kılınan iş, başkaları için kılınan olsa bu şirk değiller. Nebi Sallallahu Aleyhi ve kıyamet adamlarının en yamanlar müstüye koyulur. Bugün kıyamette ahri alamadını tüketemiz buralar. Ertegi dersle inşallah kıyamette başlayışını başlayamaz. Sürdü çelişinden başlayamaz. Resulullah dediler, kıyamet adamlarının en yamanlar müstüye koyulur. Bu adamlar budlar kesilmez. Resulullah başkanlısı dediler, başkanlısıları da adamlarının yamanları koyulur. Onlar kuşta yengeltek, yaş bulanasını yer akıldık, tentek, ma'rufni münkerde bilmeydi, yan buladı, şeytan kelip ularga, beni yapın yok olan son islam. Ne bana büyüresen dese, butlar gibi adat kılıyorlar. Bana kılıyorlar, şeytan kaçan kelip ularga büyürü yaptı. İlim kötarılgende, Kur'an kötarılgende, İslam kötarılgende. Kaysi bir halk içi de, ilimli adamları bulmasakken, şeytan cüde çırali sözler bilen, cüde çırali bir şiarlar bilen, adamlar da şirk yap getir. Nuh Aleyhisselam davrıdan şirk başlangan deyiladigan bo'lsa, ana şu Nuh Aleyhisselam bilan Adam Aleyhisselam ortasında 1000 yıl deyilsa, 1000 yılgacha şirk bo'lganmas. Ana şu 5ta odam, solih kishilarni o'tib ketganlaridan keyin Allohning diniga da'vat qiladigan solih kishilar o'tib ketgandan keyin, ularni bergan darslardan xabardor qavm tugagandan keyin, yangi ilmdan johil bo'lgan bir avlod paydo bo'ldi. Şeytan kettirip bunların sekinliği bilen bu ata babalarıyla yakşı adamlar boyan keliler ama bittesinin namı bilen ama taşla ata koyduk. Palancını devası Yahud'tu, Yavuz'tu, Yaki Vud'tu, Nasır'dı devalı gidiyorduk. Şu devalı idik örgenimizde esnaf yöremiz geldiler. Hop, şuna kadar mı anlaştı? Keyengi keyengi alab yana cahil mi? Ata babalarıyla bilesler mi demek gibi toplanardı? Bugün ibadat kılardı da ibadat kirkisi vardı. Şeytan adamlar arası ilimli adamlar koma gelmekten aslan ibadetçilik yok. Müslümden rivayet kılınladı İmam Müslüm'den Ayşe Resulullah Hanım etedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şunu dedi. Dediler. Lat ve Uzzage yine yengitten sığınılma günüce kün tügemeydi. Zül Hulaysage hem ibadet kılınladı. Lat bilen Uzzage bana bilemiz Kureyş müşrikleri sığınladı yani en katta butları. Öz peygamberini hidayet ve hak din bilen, gerçi müşrikler istemeseler de, barca dinlerge galip kılışı yubarken zattır. Ahir, bol diyor. İslam galip bol diyor. Lat, manat, uzadılar, ketti yukuballar. Yine kaytadı mı bunlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu nasıl Allah da Allah, hakla gelince devam ederdi tavhid. Sonra Allah da Allah, hakize şabadan yubaradı, o bilen, kalbide zerreç imanı var adamlardı, canını aladı. Keyin yana odamlar qaytadan Lut bilan Lot bilan Manotga uzoqga sig'inishlikni boshladi. Qiyomatning alomatlarining oxirlaridan Ka'batulloh buziladi. Imom Ahmad sahihlarda keltiriladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Men ularni ko'rib turgandekman. Qora, o'zlari qora, habash bo'lgan, oyoqlari qiyshiq. Habashlar Ka'bani toshlarini birin-ketin tushirib buzayotganligini ko'rib turganman. Yani Ka'batulloh xon. Ana shu iymon, islom, din, Qur'on, namoz, sadaqa, amru ma'ruf, nahi munkar qolmagandan keyin Ka'bani hurmati ham ketadi. Ya'ni bo'ylari kichkina, oyoqlari qiyshiq, qora habashlar Ka'bani toshlarini bitta-bitta tushirib buzayotganligini ko'rib turibman deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ka'ba xomiydi. Qur'on xomiydi. Namoz, roza, sadaqa xomiydi. Amru ma'ruf, nahi munkar xomiydi. Fasad tarqaydi. Zina oshkor bo'ladi. Odamlar shu holatda qoladi. Bashariyat tufayli yer fasodga to'ladi. Shunda qiyomatning surat cholinishligidan avvalgi qolgan oxirgi bitta alomat boshlanadi. Bu oxirgisi. Ka'bani buzishligi oxirgidan burungisi. Endi oxirgi alomat nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Hazramotdan bir olov chiqadi. Boshqa hadislarda Adamdan deyilgan. Adam degan joyda. Qiyomatdan avval odamlar hammasi biriga to'planadi. Kimlar? Odamlarning yomonlari. Mana shu o't
çıkıp insanlar da hammasını Şam'ya karab sürüp olan. Huttu su, adamlar da sürüp gitkendik, Allah adamlar da haydab getirdi. Sahabalar, ya Resulullah, eğer üç ot çıkan payda biz bu seni maklamız deyişti. Allah sağlasın. O davırda imanlı adam komik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Şam'ya barıyorlar. Adamlar ot çıkanı Şam'ya yığılardı. İmam Buhari sahihlerde getirirlerdi. Adamlar üç yolga yığıladılar. Korkan halatta, ümit kıyan halatta. Yani özü ihtiyarı bile ottan kaçıp yürüyordu. Ya mecbur ot kuyanlara yürüyordu. İki kişi bir hafta keterdi. Biri minadı, biri piyade keterdi. Anlaşalım. Üç kişi bir hafta keterdi. Bittesi minadı, iki tesi piyade keterdi. Minadı gönlense yolu giden. Tört tesi bitti hafta keterdi. On tesi bitti hafta keterdi. Çünkü minadı gönlense bar ki minip almaşı ottan kaçıp keterdi. Allah'u Şam'ya kadar hayda baradı. Şöyle bir acayip halat boladı ki, bu otlu hususiyeti şu boladı, İmam Buhari'de kendiliyen bu hadis. Resulullah dediler, ular, yani ottan kaçıyorkenler, tohtayken cahide otam tohtaydı. Yürüp çerçeşti mi, damargisi geldi mi, oturup damarsa otam tohtap durardı. Yürse arkasına sürü yürüyordu. Çerçeşti mi, oturdu mu ot tohtaydı. Buhari'den bu hadis. Şimdi keçi kurun tohtap, tünaş gerekiyorsa ot tohtaydı, ötüp durardı. Vaki pasiyet durardı. Yahu bu kadar, etlemen turup hareket kıyandı, ot uygunadı yani haydi. Adamların hammasını Şam'a yığıp gelirler. Demek kıyamet kayın bolşu giden burun, adamlar bir cahaya tozlanır. Adamların yamanı bir cahaya tozlanır. İmam Buhari ve Müslim'le kilitirlerdi. Onlar ki sadır boladıkken derslerini bayan kılıp Resulullah dediler. Medine'ni hem adamlar terk kılar. Medine'de hem adamlar yamanı kılar. Medine'nin yakışık halatta, hiçbir buzulmagan, üyleri bütün boyan halatta, hayvanlarga, canavarlarga, kuşlarga taşlar, hali halat, taşlar çıkıp giderler. Ahri gibi olur, toplanabiliyen iki dağda muzaynelik çopan olur. Bunlar koylarını haydar, Medine'ye kadar pirk edilse, Medine'de hayvanlarla koyan olur. Onu hali ekenlik öğrettiler, hayran olur. Bu ikisi hem ottan kaçıp, Şam yakara yürüp olayken de, saniyatil vada gelken de kıyamet kayın buladı. Sür çalınadı, ikelesiyem ölü kaldı yüzü bile yıkıladı. Bana şu görünüşte kıyamet kayın buladı. Aralarda ne İslam, ne Kur'an, ne namaz bana roza bulmagen. Ve bir yege canlandırken adamlarla, yaman adamların üstüne kıyamet kayın buladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Abi Seyyid el-Hudri'den, ve keyfe en'am, ve sahibul karn kad iltakamal karn ve hane cebhatahu. Ve asuva semahu yentaziru en yumara en yanfiha lehu ve yanfiha. Kana kılıp rahatlanabilir Resulullah. Kana kılıp rahatlanıp yaşayır. Ahir. Ana şu sürdü çaladiyen israfıl ağzıya sürünü koyup durüptü. Peşanasını arşıya karatıp kulak tutup durüptü. Büyürülüşüğünü küsü yaptı. Büyürülüşüğü çaladı. Kana yaşaşı mümkün bundan ki hatırlayacağım Resulullah. Sahabalar ya Resulullah. Biz ne diyelim dedese? Hasbunallah. Valiyamlar vakildi. Bizim hesabımız Allah'ta olan yukarı. Kıyamet kayın boladıyan gün, cüm'e günü boladı. İmam Müslim rivayetlerde Resulullah dediler, kuyaş çıkan günlerinin en yakısı cüm'edir. Bu günde adam verilgen, şu günde cennet yekil gizilgen, şu günde cennetten çıkarılgen, kıyamet günü hem cüm'e günü boladı. Cüm'e günü bolsa, sur çalmışlıkta hüküm bulunur. İnşallah ki dersimizde sur çalınışlığı da sadır dolabiliyemiş lafını yaklaşken bulamışsın. Akulu kavli hada ve estağfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.